Merhabalar arkadaşlar. Ben Fen ve Teknoloji Öğretmeni Tamer Hoca. Fen Bilimleri dersi ya da Fen ve Teknoloji dersi adına her ne derseniz bu dersi beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersi buradan interaktif olarak ben anlatacağım. Siz evlerinizden dinleyeceksiniz. Eksiklerinizi gidereceksiniz ve bomba gibi hazırlanıp sınavlara girip sınavlarda patlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Fen bilimleri, fen ve teknoloji dersini sizlere interaktif olarak buradan anlatmaya çalışacağım. Sesimin ulaştığı her yere tekrar merhaba diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, artık 7. sınıf oldunuz ve biliyorsunuz 7. sınıfta fen bilimleri dersi 1. ünitesi vücudumuzdaki sistemler. Bu yıl vücudumuzdaki sistemlerle başlıyorsunuz. Geçen yıl hücreyle başlamıştınız fen bilimlerine. 5. sınıfta sindirimle başlamıştınız. Besinlerle başlamıştınız arkadaşlar. Besin içeriklerinden falan bahsetmiştiniz. Bu yılda vücudumuzdaki sistemlerle başlıyoruz. Şöyle bir bakalım ünitemizde neler varmış. Tahtamızı açalım ve bakalım. Arkadaşlar, 1. ünite vücudumuzdaki sistemler. Ünitenin 1. konusu sindirim sistemimiz ve sindirim sistemimizin sağlığı. 2. konu boşaltım sistemimiz ve vücudumuzdan atıkları uzaklaştırırız. Bu boşaltım sistemi. 3. konumuz denetleyici ve düzenleyici sistem. Burada iki sistem iç içe geçmiş gibi duruyor. Denetleyici ve düzenleyici sistemden. Daha sonra bu üç sistemden sonra duyu organlarımıza geçiyoruz ve duyu organlarımızdan göz, burun, kulak bunları görüyoruz. Arkasından da sistemlerin sağlığı ve organ bağışına sıra geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1. ünitemiz vücudumuzdaki sistemler ve 1. ünitenin de ilk konusu sindirim sistemi arkadaşlar. Siz sindirimle alakalı daha önce 5. sınıfta bir şeyler duydunuz. Besin grupları, besinler, büyük moleküllü besinler, küçük moleküllü besinler, karbonhidrat, protein, yağ, su, vitamin ve mineraller gibi birçok şey duydunuz aslında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlayın onu. Bize lazım olacak çünkü. Evet arkadaşlar, 1. sistemimiz sindirim sistemi. Sindirim deyince aklımıza ne gelecek? Sindirim deyince aklımıza gelmesi gereken şey şudur arkadaşlar. Vücudumuza almamız gereken besinler, enerji için vücudumuza besin almamız lazımdır. Vücudumuza aldığımız besinlerin işimize yarayacak, yani hücrelere gidecek kadar. Hücrelere kim götürecek bunu? Kan götürecek. O zaman şöyle diyeceğiz. Almış olduğumuz besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına, parça pinçik edilmesine, tanınmayacak hale gelmesine sindirim diyoruz arkadaşlar. Sindirim, vücudumuza alınan besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçacıklara ayrılmasına, parçalanmasına sindirim diyoruz arkadaşlar. Sindirim. Evet, sindirimle başlayalım. Sindirim sistemi. Sindirim, büyük moleküllü besin maddelerinin sindirim sistemi organlarında parçalanarak kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirimi biz ikiye ayıracağız arkadaşlar. İki çeşit sindirim vardır. 1. Mekanik, yani fiziksel sindirim. 2. Kimyasal sindirimdir arkadaşlar. Mekanik ya da fiziksel. Fiziksel değişim ve kimyasal değişim diye bir şey hatırlıyor musunuz 6. sınıftan? Bence hatırlıyorsunuz. İşte bu aynen fiziksel ve kimyasal değişimin bir benzeri. Fiziksel ve kimyasal sindirim. Kimyasal değişim maddenin kimliğinin değiştiği değişime kimyasal değişim demiştiniz. Kimliğinin değiştiğine kimyasal değişim demiştiniz. Sadece fizyolojik özelliklerinin, fiziki özelliklerinin değiştiğine de fiziksel değişim demiştiniz. Hatırlayın. O zaman fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim deyince ne diyeceksiniz? Fiziksel sindirim sadece ve sadece fiziki görüntüsünde değişiklik meydana geliyorsa bir besinin, yani ben bu besini kesiyorsam ya da eziyorsam,
sadece şeklini değiştiriyorsam, fiziksel olarak bunu parçalıyorsam bu fiziksel sindirimdir diyeceksiniz. Peki kimyasal sindirim nedir? Kimyasal sindirim besinlerin tanınamayacak hale gelmesi. Tanınamayacak hale gelmesine de kimyasal sindirim diyeceğiz arkadaşlar. Ama o kimyasal sindirim öyle kesmekle, ezmekle falan olmaz. Kimyasal sindirim onları böyle daha küçük parçalara ayıracak, tanınmayacak hale getirecek kadar küçük parçalara ayıran enzimler sayesinde olacak. Su ve enzim olmadan kimyasal sindirim söz konusu değildir arkadaşlar. Enzim olacak. Kimyasal sindirim için enzim şart. Gelin tanımlarına bir bakalım. Mekanik sindirim. İlk olarak mekanik sindirimden bahsedeceğiz. Mekanik sindirim besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan yalnızca fiziksel olarak dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde parçalanıp küçük parçacıklar haline getirilmesidir. Yani besinlerin kesilmesi, parçalanması mide ve bağırsakta salgılanan sular sayesinde boza kıvamına getirilmesine fiziksel sindirim. Biz buna bulamaç hali de diyebiliriz. Bulamaç gibi olması da fiziksel sindirimdir arkadaşlar. Peki bunun içine enzim katarsak ve daha küçük parçalara ayırırsak ne olur? İşte kimyasal sindirimin tanımı geliyor. Parçalanmış ve sulandırılmış besinlerin enzimler yardımıyla. Bu enzimler nerede var? Tükürükte, midede mide öz suyunun içinde ve bağırsak öz sularında pankreas ve karaciğer salgılarıyla burada gelen enzimlerle kimyasal değişime uğrayıp yapı taşlarına parçalanmasına denir. Kimyasal sindirimde muhakkak enzim ve su kullanılır arkadaşlar. Peki bu tanımları verdikten sonra gelelim acep sindirim nasıl oluyor? Sindirim nasıl oluyor? Arkadaşlar şöyle Kurban Bayramı'ndan sonra her yer et, ortalık et kaynıyor. Yakın zamanda Kurban Bayramı'ndan çıkmış da olabiliriz bu videoyu izlediğiniz tarihe göre. Ya da hala kurban etleri duruyor olabilir. Her sokakta böyle baktığınız zaman koca koca eskiden olurdu bizim oralarda köylerimizde falan kurban kesilirken koca koca kazanlar kurulur. Oh oraya daha yeni kesilmiş kurbanın yağları doğranır ve doldurulur. Yağlar kavura kavura eritilir. Sonra üzerine de taze doğranmış et atılırdı. Of 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 o kurbanda yenen kavurmanın tadı da bambaşka olurdu. Canınız mı çekti? Çekmesin. Dersten sonra yiyebilirsiniz belki. Şimdi canınız çekmesin. Aklınız burada olsun. Beni dinleyin ha. Evet. Ekmek arasına aldınız. Eti koydunuz. Ağzınıza götürdünüz. Bir güzel yiyorsunuz. Bol sulu bir kavurma var ortalıkta. Ama o da ne? Tam sen bu kavurmayı afiyetle yerken ağzına erimemiş o koca yağ parçası geldi. Essen ezilmiyor. Çiğnesen çiğnenmiyor. Yutsan yutulmuyor. Ne yapacağını şaşırdın. Hele bir de misafir varsa ya da sen misafirliğe gitmişsen ve bu yağ parçası sana gelmişse of 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 ne büyük sıkıntı değil mi? Hemen bir sağa bir sol bir sağa bir sol baktın bir şey olmuyor. Yut gönder gitsin. Gönderirsin. Peki bir şey soracağım. Sen ekmek, et ve yağ üçlüsünü eline aldın mı? Aldın. Beşinci sınıfta besin içeriklerini biliyorsun. Ekmek dediğin besinin içeriği nedir? Besin içeriği nedir? Karbonhidrattır. Karbonhidrat. Ekmek dediğinde ne vardır? Karbonhidrat. Peki et dediğinde ne vardır? Protein. Et nedir? Protein. Peki yağ? Adı üstünde ya. Yağ. Değil mi? Yağlardır arkadaşlar. Karbonhidrat, protein ve yağlardır. Peki sen eline aldın. Ekmeği böyle ağzına götürdün. Yuttun böyle. Abra yiyorsun böyle. İlk önce ağızda yok olmaya başlayan et midir, ekmek midir, yağ mıdır? Tabii ki ekmektir. Ekmek hemen ağızda yok olmaya başlar. Peki ekmek besin grubu hangisiydi? Besin içeriği neydi ekmeğin? Karbonhidrat. O zaman karbonhidrat nerede yok olmaya başlıyor arkadaşım? Ağızda. Yani karbonhidratların kimyasal olarak sindirilmeye başladığı yer neresidir? Ahanda bu gördüğünüz ağızdır arkadaşlar. Peki, eti çıkarsam ben ağzımda çiğnedikten sonra tam yutmak üzereyken çıkarsam, baksam et yine et mi,
Et olduğu belli mi? Belli. 10 kişiye götürüp göstersem yine buna et der mi? Der arkadaşım. O zaman etler sadece fiziksel sindirime uğramıştır. Bak, burası önemli. Buradan çok sorular gelir. Fiziksel sindirime uğramıştır. Et yani protein. Nerede? Ağızda. Ağızda. Unutma. Ama fiziksel sindirim protein. Karbonhidrat yani ekmek tanınmayacak hale geldi mi? Geldi. O zaman karbonhidratların yani ekmeğin kimyasal sindirimi nerede başlar? Ağızda. Fiziksel sindirimi nerede başlar? Ağızda başlar diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam. En son ne? Yağlar kaldı. Yağları direkt gönderiyoruz zaten. Peki. Gelelim sindirimde görevli. Yapılar ve organlar nelermiş? Buna şöyle hep beraber bir bakalım. Arkadaşlar önce ağız. Sindirim nereden başlar dediğim zaman ne diyeceksiniz? Ağız. Sindirimin başladığı yer ağızdır. Ağız. Sindirimin başladığı yer ağız. Ağız besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise tüpürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar. Kimyasal sindirim enzimlerle olur demedik mi? Dedik. Ağızda içinde enzim bulunan bir sıvı var mı? Var. Tükrük sıvısı. İçinde enzim var. Ve kimin kimyasal sindirimini başlatıyor? Karbonhidratların arkadaşlar. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ve tükrük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar. Evet, ağız biraz böyle eveledi, geveledi. Karbonhidratların kimyasal sindirimini de başlattı. Gönderdi nereye? Yutağa. Yutak emireri amele aldığını gönderecek aşağıya. Aşağı kime geldi? Yemek borusuna. Yemek borusu da kaslı kaslı bir yapı. Kasıldı aşağıdaki gevşedi. Kasıldı onun altındaki gevşedi. Kasıldı onun altındaki gevşedi derken yukarıdan bunu ne yapacak? Aşağıya doğru böyle sırayla kasılıp gevşeyerek gönderecek. Kime geldi? Mideye geldi. Mide diyor ki ne gönderiyorsun ya? Ağız diyor ki ya ben baş edemedim bunlarla. Et diye bir şey geldi, yağ diye bir şey geldi. Hele yağ hiç sorma, yağ hiçbir şey yapamadım. Gönderdim sana. Evet, mide ne yapacak bunu? Kabul edecek. Arkadaşlar yutakta sindirim yoktur. Yemek borusunda sindirim yoktur. Ağızda sindirim vardır. Ağızda fiziksel sindirim başlar. Karbonhidratların da kimyasal sindirimi başlar. Ama yutak ve yemek borusunda herhangi bir sindirim yoktur arkadaşlar. Peki, geldim mideye. Midede de besinlerin mekanik sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareketiyle. Mide tam da şöyle bir kasılıp gevşeme hareketi yapar. Bak, kasılır gevşer, kasılır gevşer, kasılır gevşer. Anda bir bakmışsın, besinleri parça pinçik etmeye başlamış. Kasılıp gevşeyerek. Ha, baktı ki kasılıp gevşemeyle bunlar yola gelmiyor. Üstlerine bir de mide öz suyu fışkırtır. Yani mide asidi fışkırtır. Mide asidi asitle fışkırtır parçalar onları. Asidi böyle fışkırtır üstlerine parçalar onları. Evet kimyasal sindirim ise mide öz suyu yani mide asidi içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir. Böylece besinler parçalanarak küçük moleküller haline getirilmiş olur. Proteinlerin sindirimi midede başlar. Ama hangi sindirim? Kimyasal sindirim. Proteinlerin fiziksel sindirimi midede başlar. Doğru mu yanlış mı? Ne dedin? Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar desem yanlış. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. Doğru. Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. Yanlış. Ama proteinlerin fiziksel sindirimi ağızda başlar dersem doğru diyeceksin. Proteinlerin fiziksel sindirimi ağızda başlar. Burada öğretmenin sana sorarsa proteinlerin sindirimi ağızda başlar derse hocam doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Fiziksel mi dedin, kimyasal mı dedin diyeceksin. Kimyasal dediyse midede. Fiziksel dediyse ağızda başlar arkadaşım. Buraya dikkat et. Önemli bir ayrıntı. Ters köşeye yatma diye söylüyorum. Peki. İnce bağırsak, ince bağırsak, kalın bağırsak, bağırsak da bir, bağırmasak da bir zaten öyle mi? Evet bağırmadan anlatalım o zaman. İnce bağırsak, yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar.
Arkadaşlar ağzına atmıştı, bunları parça pinçik etmeye başlamıştı ve göndermişti mideye. Mide baktı, bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana bunları bulamaç haline getirdi mi? Getirdi. Üstlerine mide öz suyunu attı mı? Attı. Mide öz suyu içinde mide asidi var mı? Var. Asit gönderiyor ya. Enzim var. Gönderiyor onu da. Aha da bir baktınız etler de dayanamadı. Parça pinçik oldu mu? Oldu. Zaten en kolay ekmek parçalanıyordu. Sonra et en zor yağlar parçalanacak. Ama mide yağlara bir şey yapabildi mi? Mide de ümidi kesti yağlarda. Mide diyor ki ince bağırsak abi, ince bağırsak abi al sana gönderiyorum gari diyor. Al sana gönderiyorum gari, ben bundan baş edemedim diyor. İnce bağırsak diyor ki yahu mide sende kas var, kasılıp gevşiyorsun. Mide öz suyu gibi etkili bir şey var, içinde asit masit var. Lan bende kas yok, asit yok, ben nasıl parçalayayım bunları derken aklına kankileri geliyor. Kankileri, ince bağırsağımızın kankileri var ya. İnce bağırsağın kankileri var. Kimdir ince bağırsağın kankileri? İki tane. Evet. Evet doğru söyledin. İnce bağırsağın kankileri karaciğer. Karaciğer ve pankreastır. Pankreas. Karaciğer ne üretir? Safra üretir. Karaciğerden safra üretir. Safra. Pankreas ise pankreas öz suyu üretir ve bunları ince bağırsağa ne yaparlar? Gönderirler. İnce bağırsak kankilerinden gelen bu sıvılarla al sana, al sana, al sana bunları ne yapar? Bunların yiyeceklerin besinlerin üstüne sallayarak, savurarak bu besinleri kimyasal olarak paramparça hale getirir arkadaşlar. Demek ki besinlerin kimyasal sindiriminin bittiği en son yer neresidir? İnce bağırsaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? İnce bağırsaktır. İnce bağırsak bu sistemin en uzun parçasıdır. İnce bağırsak bu sistemin en uzun parçasıdır. Sindirim sisteminin en uzun parçasıdır. Ve ince bağırsak parçaladıktan sonra gelip bakıyor. Şşşt! Şşşt! Karbonhidrat! Gel bakayım buraya diyor. Protein! Gel bakayım buraya. Yağ! Gel buraya. Karbonhidrat, protein, yağ. Karbonhidrat, protein, yağ. Bunları ne yapıyor? Seçiyor arkadaşlar içeriden. Nereye seçiyor? Kana geçirecek. Niye? Hücreye gitmesi lazım bunların. Bunlar bizim için lazım. Enerji verecek. Yaraların onarılmasını sağlayacak. Desteklik sağlayacak. Bunları göndermem lazım benim hücreye. Kim seçiyor bunları? İnce bağırsak. Bunların kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrıldıktan sonra, yani sindirim tamamlandıktan sonra kana geçmesine emilim diyorum arkadaşlar. Kana geçmeye emilim diyorum. Emilimin yapıldığı yer, karbonhidrat, protein ve yağların emiliminin yapıldığı yer ince bağırsaktır. İnce bağırsaktaki villus denilen çıkıntılardır. Villus denilen çıkıntılar emilim yapacak arkadaşlar. Peki ince bağırsağın işi bitti. İçinden karbonhidrat, protein, yağları aldı. Nereye gönderecek? Kalın bağırsağa gönderecek. Nereye gönderecek arkadaşlar? Kalın bağırsağa. Kalın bağırsak diyor ki ya bu ne arkadaş ya? İşiniz bitiyor bitiyor. Anasına satayım. İçinden bir de seçiyorsunuz seçeceğinizi. Kalanları bana gönderiyorsunuz. Niye lan böyle yapıyorsunuz demiyor. Bakıyor ki kaderine razı gelecek. Çünkü ince bağırsağın kankileri falan var. Bir de en büyük o. E o zaman ona kafa tutmak olmaz. Karaciğerde bakıyor ki ben buradan nasıl faydalanabilirim? Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Aha! Burada vitamin var diyor. Neyse ben de vitamini alayım bari diyor. Vitamini alıyor. Bir bakıyor mineral var. Minerali alıyor. Bir bakıyor su var. Onu alıyor. Ha! Bazen kaçak yakalayabiliyor mu? Karbonhidrat, protein ya da yağlardan ince bağırsağın elinden kaçıp kurtulanlar varsa onları da kim seçiyor? Kalın bağırsak seçiyor arkadaşlar. Kalın bağırsak bunları da seçecek ve kana geçirecek. O zaman ince bağırsaktan kana geçenler kimler? Karbonhidrat, protein, yağ. Bu bir sınav sorusu olabilir. İnce bağırsaktan kana geçenler karbonhidrat, protein veya kalın bağırsaktan kana geçenler kim diye soracak olursanız, kalın bağırsaktan kana geçenler de su, vitamin ve minerallerdir arkadaşlar. Su, vitamin ve minerallerdir arkadaşlar. Devamı biraz sonra. Şimdi bir ara veriyoruz.
5 dakikalık aradan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.